Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda bölen sayısı ile ilgili soru çözümü yapacağız. Bilmemiz gereken kısaltmaları vereceğiz. Daha sonra bir tane kuralımız var. Daha sonra soru çözümü yapacağız. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Birinci soruyu uzun uzun çözeceğiz. Bakın 18 sayısını inceleyelim dedim. Şimdi 18 sayısının arkadaşlar pozitif bölenlerini yazalım. Pozitif tam sayı bölenlerini yazalım. 18, 9, 6, 3, 2, 1 diyeceğiz. Benzer şekilde 18 sayısının şimdi negatif tam sayı bölenlerini yazıyorum bakın. Eksi 18, eksi 9, eksi 6, eksi 3, eksi 2, eksi 1. Şimdi bunlar böyle uzun uzun yapmayacağız. Kısaltmalar için bunları yazdık. Şimdi 18'in pozitif bölen sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozitif bölen sayısı kaçmış arkadaşlar? 6. Pozitif bölen sayısı ya da doğal sayı bölen sayısı ikisi aynı şey. Pozitif bölen sayısı ya da doğal sayı bölen sayısı. 18 sayısının negatif bölen sayısı. O da yine pozitif bölen sayısı kaçtı? 6. Negatif de 6 tane gelecek. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. Pozitif bölen sayısını PBS, negatif bölen sayısını NBS diye kısaltacağız. Tam sayı bölen sayısı deyince bakın 6 negatif, 6 da pozitif var. Toplam kaç tane diyeceğiz? 12. Tam sayı bölen sayısı ne? 12. Asal bölen sayısı arkadaşlar. Asal bölen sayısı da ABS diye kısalttık. Asal bölen sayısı arkadaşlar 3 ve 2. Kaç tane arkadaşlar? 2 tane dedik. 2 tane. Onlar da bakın ne? 3 ve 2. Asal olmayan bölen sayısı. Toplam bakın 12 tane böleni vardı. Bunların kaç tanesi asal? 2 tanesi asal. 12 taneden 2 tanesini çıkartırsak yani şu geriye kalanları yuvarlak için almadıklarımız 10 tane de arkadaşlar asal olmayan böleni var. Asal bölen sayısının kısaltması ABS. Asal olmayan bölen sayısının kısaltması da AOBS diyeceğiz. Birkaç tane daha formülümüz var. Birazdan göreceğiz o kısaltmalarda. Şimdi kuralımız şu arkadaşlar. Böyle uzun uzun yazmayacağız. Mesela bu 18 değil de 1800 olsaydı böyle uzun uzun yazamayacaktık. Şöyle yapacağız bakın. Kural. ABC asal sayılar. X, Y, Z pozitif tam sayı. A sayısını şu şekilde yazdık bakın. A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z. Yani uzun lafın kısası A sayısını ne yapmışız arkadaşlar? Asal çarpanlarına ayırmışız. A sayısını ne yapacakmışız? Asal çarpanlara ayırdık. A sayısının asal çarpanından ayrılmış hali A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z dedik. Şimdi pozitif bölen sayısını bulmak için arkadaşlar üstleri birer artırıp çarpıyorsunuz. Bakın X artı 1, Y artı 1, Z artı 1 diyorsunuz. Negatif bölen sayısını bulmanız gerek yok. Pozitif bölen sayısı neyse negatif bölen sayısı da o. Negatif bölen sayısı pozitif bölen sayısına eşit. Asal bölen sayısını da asal çarpanlarına ayırdıktan sonra arkadaşlar şu aşağıdaki bakın A, B, C neydi asal sayısı. Şu aşağıda kaç tane asal sayı gelmişse o kadar. Bakın kaç tane A, B, C 3 tane. 3 tane dedik. Bunlar da ne arkadaşlar? A, B, C. Asal olmayan bölen sayısı arkadaşlar. Hepsini buluyoruz. Tam bölen sayısını buluyorsunuz. Hepsinden neyi çıkartıyorsunuz arkadaşlar? Hepsinden asalları çıkartıyorsunuz. Asal bölen sayısını çıkartıyorsunuz. Tam bölen sayısı da arkadaşlar tam bölen sayısı da ne dedik? Pozitif bölen ne kadarsa negatif bölen de o kadar dedik. O zaman tam bölen sayısı 2 tane pozitif bölen sayısı diyebilirsiniz. Burada en çok kullanacağımız formül şu bakın. Birincisi arkadaşlar asal çarpanı ayırdıktan sonra üstleri birer artırıp çarpınca neyi buluyormuşuz? Pozitif bölen sayısı yani doğal sayı bölen sayısını buluyormuşuz. Şimdi bunu somutlaştırmaya çalışalım. 1440 sayısını inceleyelim demişiz. Şimdi 1440 sayısını şöyle uzun uzun bölebilirsiniz. Bakın 1440 asal çarpanından şu şekilde ayırabilirsiniz. 2'ye bölün. İşte 720 diyeceksiniz. Bir daha 2'ye bölün ne diyeceksiniz? 360 diyeceksiniz. 2'ye böldüğünüz 180 diyeceksiniz. 2'ye böldüğünüz 90 diyeceksiniz. 2'ye böldüğünüz 45 diyeceksiniz. Sonra 3'e geçiyoruz. 3'e böldüğünüz 15 diyeceksiniz. Tekrar 3'e böldük 5 diyeceğiz. Tekrar bir de 5'e böldük 1. O zaman 1440 sayısı neymiş arkadaşlar? 2'den kaç tane var bakın 5 tane, 3'ten 2 tane, 5'ten 1 tane. Bunu şöyle de ayırabilirsiniz. Gerek yok böyle uzun uzun yapmanıza. 1440 arkadaşlar nedir? 144 çarpı 10'dur. 144 de neyin karesidir? 12'nin karesi. 10 da nedir arkadaşlar? 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. 144 de 4 çarpı 3 değil mi? O zaman bu 4'ün karesi çarpı 3'ün karesi yazabilirsiniz. 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. 4'ün karesine 16. 16 ile 2 ile çarpın 32. Bakın 2 üzeri kaç geldi arkadaşlar? 5. 3 üzeri 2, 5 üzerine geldi. Biz zaten aynısını elde ettik. İsteyen böyle, isteyen bu şekilde yapabilir. Şimdi başlıyoruz bakın. Pozitif bölen sayısı arkadaşlar. Neydi formülümüz? Üstleri birer artırıp çarpıyoruz. Bakın 5, 1 artırdınız 6. 2, 1 artırdınız 3. 1, 1 artırdınız 2. 6 kere 6, 36. Negatif bölen sayısını aramaya gerek yok. Negatif bölen sayısı da kaç tane? 36. Tam sayı bölen sayısını 36 pozitif, 36 negatif. Toplam kaç tane arkadaşlar? 72 tane. Asal bölen sayısı neydi arkadaşlar? Şu aşağıdakilerin toplamı bakın. Aşağıda 2, 3, 5, 3. Onlar da ne? 2, 3 ve neymiş arkadaşlar? 5. Asal olmayan bölen sayısı hepsi 72 taneydi. 3 tanesi asalsa 69 tanesi asal değil. Mesela pozitif asal olmayan bölen sayısı derse pozitif bölen sayısı kaçtı? 36. Bunların 3 tanesi asal. O zaman 33 tanesi değil. Hatta şunlar da sorabilir bakın. Asal
bölen toplam. Zaten asal bölenler neydi arkadaşlar? Asal bölenler neydi? 2, 3, 5'ti. Bunları toplarsanız 2 artı 3 artı 5 diyeceksiniz. Bu da ne yapacak? 10. Eğer asal olmayan bölenlerinin toplamı derse arkadaşlar bu sefer eksi 10 diyeceksiniz. Sebep birinci soruya tekrar dönelim bakın. Asal olmayan bölenleri toplayacakmışız. Asal olmayanlar bakın. Asal olanlar 2 ve 3'tü. Bunun dışındakileri toplarsanız arkadaşlar 18 eksi 18 birbirine götürecek. 9 eksi 9 6 ile eksi 6 1 ile eksi 1 birbirine götürecek. Geriye eksi 3 ile eksi 2 kalacak. Bunların toplamı da ne? 5. Mesela bu 18 sayısı için asal bölen toplamı 2 artı 3 neye eşit arkadaşlar? 5. Bakın asal olmayan bölen toplamı da eksi 2 ile eksi 3'ü topladık. O da ne dedik? Eksi 5 dedik. Hiç uğraşmaya gerek yok. Asal bölen toplamı A ise asal olmayan bölen toplamı ne diyecekmişiz? Eksi A diyecekmişiz. Devam edelim. Şimdi 720 sayısının kaç tane tek tam sayı böleni vardır? Kaç tane çift tam sayı böleni vardır diyor. Burada pozitif diyor mu negatif mi diyor mu dikkat edelim ona. Tam sayı mı diyor pozitif mi diyor ona dikkat ediyoruz. Şimdi 720 asal çarpanlarını nasıl ayırıyormuşuz? Çizgi çekmeyelim bakın. 720 arkadaşlar. 72 çarpı 10 dediniz. 72 de ne? 8 çarpı 9. 10 ne? O da 2 çarpı 5. Bakın 8 kere 2 16. O zaman 720 2 üzeri ne yapacak? 4. 9 3'ün neyi arkadaşlar? Karesi ve 5 üzeri ne diyeceğiz? 1 diyeceğiz. Şimdi tek bölen sayısını şöyle buluyorsunuz arkadaşlar. Pozitif, bakın pozitif tekleri buluyorum. Tek bölen sayısı derse pozitif tekleri şöyle buluyorsunuz. Şu çifti kapatıyorsunuz, siliyorsunuz arkadaşlar. 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 ile yazdıklarınız tek. Yani üstleri 1'e artırıyorum. 3, bakın 2'yi 1 artırdım 3, 1'i 1 artırdım 2. Pozitif tek bölen sayısı kaç tane? 6. O zaman negatif tek de yine benzer şekilde kaç tane olacak arkadaşlar? O da 6 olacak. O zaman tek bölen sayısı, 6 pozitif, 6 negatif kaç tane diyeceğiz? 12 tane diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar çift bölen sayısını bularken bakın önce pozitif çifti bulacağız. Bakın yine pozitif çifti şöyle bulacağız. Şimdi 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Çift için bize 2 lazım arkadaşlar. Bir tane 2 varsa çarpan olarak bir tane 2 varsa o sayı nasıl sayıdır? Çift sayıdır. Şimdi şu 2 üzeri 4'ten bir tane 2 alıyorum bakın. 2 üzeri 1 diye aldım. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 3 kaldı. 3 üzeri 2 kaldı, 5 üzeri 1. Tekrar bakın bize çift için ne lazımmış? 2 çarpan lazımmış. O yüzden 2 üzeri 4'ten bir tane 2 aldım. Geriye şu parantezindeki bir sayı kaldı. Şimdi parantezindeki sayı da ne? 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Şimdi bunlarla yazdıklarımızın hepsi çift olmaz. Çift olan da olabilir. Mesela 3 ile 5'i kullanırsanız çift gelmez. Şimdi şu parantez içinde yazdıklarımızın pozitif bölen sayısını bulalım. Parantezin pozitif bölen sayısını buluyorum arkadaşlar. Bir artırıyorum üstü 4. Üstü bir artırıyorum 3. Üstü bir artırıyorum 2. Ne yaptı bakın? 4 kere 3, 12. 2 ile çarptınız kaç? 24. Şimdi 24 tane şu parantez içinde kaç tane sayı yazıyoruz arkadaşlar? 24 tane sayı yazıyoruz. Bunların bazıları tek, bazıları çift. Ama hepsini en son gelip neyle çarpıyorsunuz? 2 ile çarparsanız hepsinin çift olduğunu ne yaparsınız arkadaşlar? Garanti edersiniz. O zaman 24 tane pozitif, 24 tane negatif olacak. Çift bölen sayısı ne diyecekmişiz arkadaşlar? 48. Şimdi bu benzer soru bakın. 900 sayısının kaç tane çift tam sayı böleni vardır diye sormuşuz. Kaç tane 3'ün katı tam sayı böleni var diye sormuşuz. Kaç tane 15'in katı tam sayı böleni var diye sormuşuz. Şimdi 900 yine çarpanlarını arıyoruz. 900 arkadaşlar 30'un karesi. 30 çarpı 30 da diyebilirsiniz. 30 da ne? 2 çarpı 3 çarpı 5. Bunun karesi dersek o zaman 900 sayımız şu bakın. 900 2'nin karesi, 3'ün karesi bir de 5'in karesi arkadaşlar. Şimdi çift bölen sayısını dediği zaman bakın pozitif çifti nasıl buluyormuşuz öyle başlıyoruz bakın. Pozitif çift. Çift için bize 2 çarpanı lazımmış. Şu 2'nin 1'ini alıyorum. 2 üzeri 1 diyorum. Gerisini şöyle yazıyorsunuz bakın. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 2. Şu parantez içindeki sayının pozitif bölen sayısını buluyorum. Üstleri 1'e artırıyordum. 2, 1 artırdım. 3, 1 artırdım. 3, 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18. Bakın pozitif çift. Pozitif çift kaç tane? 18 tane de. 18 tane negatif var. Çift bölen sayısı ne diyeceğiz arkadaşlar? 36 diyeceğiz. Aynı mantık bakın 3 için geçerli. Kaç tane 3'ün katı bölen diyor. Şimdi pozitif 3'ün katı diyorum. Şimdi 3'ün katı olması için bize bu sefer 3 çarpanı lazım. 3 üzeri 1 alıyorum. Bir tane 3 alıyorum o yüzden. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 2. Şu sayıdan bak. Buradan bir tane 3 alıyorum. 2 üzeri 2 kaldı. 3'ün 1'ini aldım. 3 üzeri 1 kaldı. 5 üzeri 2. Şimdi şu yine parantezisinin pozitif bölen sayısını buluyorsunuz. Üstleri 1'e artıracağız. 3. 1 artır. 2. 1 artır. 3. 3 kere 2. 6. 6 kere 3 kaç? 18. 18 çift 3'ün katı bölen sayısı. 3'ün katı bölen sayısı. Bakın 18 tane pozitif var. 18 tane negatif geldi. Kaç diyeceğiz? 36. Bu sefer ne diyoruz biz C'ye de bakın. Kaç tane 15'in katı diyor. 15 için bize ne lazım bu sefer? 3 ve 5 çarpanları lazım. 3 ve 5 çarpanları lazım. Bu sefer buradan bir 3 bir 5 alıyorsunuz arkadaşlar. Yani 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 alıyorum.
Ne kaldı buraya? 2 üzeri 2. Ne kaldı? 3 üzeri 1. Ne kaldı? 5 üzeri 1. Şimdi şunun yine pozitif bölen sayısını buluyoruz. Pozitif bölen sayısı kaç bunun? Üstleri 1 artıyorum. 3, 2, 2. Kaç arkadaşlar? 12. 3 kere 2, 6. 6 kere 2, 12. O zaman 15'in katı, 15'in katı bölen sayısı 12 pozitif. 12 negatif kaç tane diyeceğiz? 24 tane diyeceğiz. 5'in soruya geldik. 360 sayısının pozitif tam bölenlerinin toplamı. Bir de tam sayı bölenlerinin toplamı demiş. Şimdi 360 yine asal çarpanlarını arıyoruz. 360 şöyle yazabiliriz. 36 çarpı 10 yazabiliriz. 36 da ne? 4 kere 9. 10 da 2 kere 5. 4 kere 2 8. O da 2 üzeri kaç yapar arkadaşlar? 3. 9. 3'ün karesi çarpı 5 üzeri 1. Şimdi bir kere arkadaşlar tam sayı bölenlerini bulmaya gerek yok. Tam sayı bölenlerinin toplamı sıfırdır. Çünkü niye? Bir pozitif bir negatif gelecek. Bir 360 diyeceğiz. Bir eksi 360 diyeceğiz. Bunlar toplayınca sıfır. Mesela 360'ın bölenlerinden biri 2, diğerine eksi 2. Bunlar toplayınca ne gelecek? Sıfır. Tam sayı bölenlerini sorarsa hiç uğraşmaz gerek yok. Daima sıfır gelir. Şimdi pozitif bölenlerin toplamını sorarsa, pozitif bölenlerinin toplamını sorarsa şöyle yapacağız bakın. 2 üzeri 3, bir artırıyorsunuz üstü. 2 üzeri 4 diyorsunuz. 1 çıkartıyorsunuz. Böyle 2 eksi 1 diyorsunuz. Tekrar üstü bir artırıyorum. 1 çıkartıyorum. 2 eksi 1. Aşağıdaki asal sayıdan 1 çıkartıyorsunuz. Bakın üstü bir artıracağız. 3 üzeri 3 diyeceğiz. 1 çıkartacağız. Sonra 3 eksi 1 diyeceğiz. Aşağıdaki asal sayıdan 1 çıkartacağız. Sonra 5'i bir artırıyorsunuz. 1 çıkartıyorsunuz. 5 eksi 1 diyeceksiniz. Şimdi bakın 16'dan 1 çıkardınız. 15 bölü 1. 15 yapacağız. 27'den 1 çıkardınız. 26 bölü 2 diyeceksiniz. 25'ten 1 çıkar. 24. 24 bölü ne diyeceksiniz? 4 diyeceksiniz. 15 çarpı 13 çarpı 24'ü 4'e böldüğünüz ne? 6. Şimdi 15 ile 6'yı çarptınız. 90. 90 çarpı 13. 9 ile 13 çarparsak ne yapacak? 117 yapacak. 117 ile 10 ile çarp. 1170. Tekrar bakın formül ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Üstü bir artırıyorum. 1 çıkartıyorum. Sonra 2 eksi 1 diyorum. Üstü bir artırıyorum. 1 çıkartıyorum. Bölü 3 eksi 1 diyorum. Üstü bir artırıyorum. 1 çıkartıyorum. 5 eksi 1 diyorum. Bu neymiş? Pozitif bölenlerin toplamını bu şekilde buluyormuşuz. Tam sayı bölenlerini sorarsa dediğim gibi bir negatif bir pozitif geleceği için bütün sayılar için mesela 3 gelecek, eksi 3 gelecek, topla 0. 4 gelecek, eksi 4 gelecek, topla 0. Onu bulmaya gerek yok. Şimdi devam edelim. Şimdi bu sefer tersten sormuş. Bakın 48 çarpı 25 üzeri x diye bir sayı vermiş. Bunun asal olmayan tam sayı bölenlerinin sayısı 57 demiş. Yine bunu bir asal çarpanlarına bir ayıralım. 48 arkadaşlar 48. 16 çarpı nedir? 3'tür. Çarpı 25 üzeri x. Şimdi 16'da 2 üzeri ne diyeceğiz arkadaşlar? 4. 3 üzeri 1. 25 de 5'in karesi. Üstler çarpılır. 5 üzeri 2x. Şimdi bakın asal olmayan tam sayı böleni kaç taneymiş arkadaşlar? 57 taneymiş. Asal böleni kaç tane? Asal bölen sayısı bakın burada gözüküyor. 2, 3, 5. Kaç tane? Asal bölen sayısı ne? 3. O zaman tam bölen sayısı arkadaşlar. Tam bölen sayısı bakın. 57 tane asal değil. 3 tanesi asal. Toplam kaç tane oldu? 60. Pozitif bölen sayısını nasıl bulacağız? Pozitif bölen sayısı. Tam bölen sayısı 60 ise bunun yarısı pozitif, yarısı negatif. Pozitif bölen sayısı ne? 30. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Üstleri birer artırıp çarpıyorduk. Bakın 4'ü bir artır. 5. 1'i bir artır. 2. 2x'i bir artır. 2x artı 1. Bunların çarpımı neymiş arkadaşlar? 30. 5 kere 2 10. 30 10'a bölerseniz 2x artı 1 ne eşit olacak arkadaşlar? 3. 2x eşittir. 2 diyeceğiz. X'i ne bulacağız arkadaşlar? 1. Benzer soru bakın. 108 çarpı 254 çarpı 5 üzeri x sayısının 140 tane pozitif böleni varmış. Bize x kaçtır diye soruyor. Yine 108'i 36 çarpı 3 yazabilirsiniz. Bu da 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri x. 36 da arkadaşlar 4 kere 9 çarpı 300 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri ne diyeceğiz? X. Bu 2 üzeri 2. Burada da 2 üzeri 4 var. 2 üzeri ne gelecek? 6. 9 kere 3 27. 3 üzeri ne gelecek? 3 gelecek. Çarpı 5 üzeri x diyeceğiz. Bu sefer direkt bakın pozitif bölen sayısını vermiş. 140 tane pozitif böleni varmış. Direkt PBS'yi vermiş. Bakın PBS ne? 140. PBS'yi nasıl buluyorduk? Üstü bir artırıyorum 7. Üstü bir artırıyorum 4. Üstü bir artırıyorum x artı 1. Bunların çarpımı neymiş arkadaşlar? 140. 7 kere 4 28. 140 28'e bölersek 5. X artı 1 5 diyeceğiz. Dolayısıyla x'i ne bulacağız? 4. Şimdi 240 sayısının pozitif tam bölenlerinin çarpımı. Bakın yine ilginç bir formül vereceğiz. 240 sayısının pozitif tam bölenlerinin çarpımını vereceğiz. Şimdi arkadaşlar A sayısının formülü şu arkadaşlar. Bakın A sayısının işte pozitif tam bölenlerinin çarpımı diye sorarsa Ç diyelim, çarpımın Ç'si. A üzeri arkadaşlar A üzeri pozitif bölen sayısı bölü 2 diyeceksiniz. Formülümüz bu. Burada A dediğimiz sayı ne? 240. O zaman 240 üzeri ne diyecekmişiz arkadaşlar? Pozitif bölen sayısı neye bölecekmişiz? 2'ye bölecekmişiz. Yine 240'ı bir asal çarpanlarına ayıralım. Bu 24 çarpı 10 dedim. 24'te
8 kere 3, 10 da 2 kere 5. Bakın 8 kere 2, 16. 2 üzeri 4 dediniz. 3 üzeri 1, 5 üzeri 1. Şimdi pozitif bölen sayısı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Üstleri 1'e artırıp çarpıyorduk. 5, 2, 2. 5 kere 2, 10. 5 kere 2, 12 ile çarptığınız ne? 20. Ne yapacakmışız? Çarpımı nasıl bulacakmışız? 240 üzeri pozitif bölen sayısını 2'ye böleceğiz. 22'ye bölün. 240 üzeri 10. Bu neymiş arkadaşlar? 240 sayısının pozitif tam bölenlerinin çarpımı buna eşitmiş. 240 üzeri 10'a eşitmiş. Şimdi devam edelim. Yine ilginç bir formül daha vereceğiz. Bakın 450'den küçük. 450 ile aralarında asal sayıların sayısı kaçtır? Bunun formülü de şu arkadaşlar. Bakın A sayısının A'dan küçük. A ile aralarında asal sayıların sayısı. Bunu sorduğu zaman şöyle yapacağız. Bakın. A'yı asal çarpandan ayırdığımız düşünelim. A üzeri X, işte B üzeri Y, C üzeri Z. Bu şekilde ayırdığımız düşünelim. Bu sayıların sayısı arkadaşlar 450'den küçük, 450 ile aralarında asal sayıların çarpımı. Aralarında asal diyelim, şöyle kısaltalım. A çarpı diyeceksiniz. A size verdiği sayı 450 mesela. Daha sonra bu bulduğunuz asal sayılar, bakın 1-1 bölü A diyeceğiz. 1-1 bölü B diyeceğiz. 1-1 bölü C diyeceğiz. Eğer biz 3 tanesi 3 defa bunu yazacaksınız. 2 tanesi 2 defa yazacaksınız. Şimdi 450 sayısını bir asal çarpanından ayıralım. 45 çarpı 10 diyeceğiz. 45 de 5 kere 9. 10 da 2 kere 5. Dolayısıyla bakın bu neye eşit? 5'in karesi. 3'ün karesi 2 üzerine 1. O zaman 450 ile aralarında asal 450'den küçük sayıları kaç tane diye sorduğunda ne yapacakmışız? 450 çarpı diyecekmişiz. Bir asal sayılar, bakın ne geldi? 5, 3, 2. 1-1 bölü 5 diyeceksiniz. 1-1 bölü 3 diyeceksiniz. 1-1 bölü 2 diyeceksiniz. Bu da 450 çarpı 4 bölü 5. Çıkartırsanız ne gelecek? 2 bölü 3. Buradan çıkartırsanız ne gelecek? 1 bölü 2. Buradan 2'lerle vedalaştık. 3 kere 5, 15. 450'yi 15'e bölürseniz burada ne kalacak? 30. 30 çarpı 4 ne diyecekmişiz arkadaşlar? 120. 120 tane ne varmış? 450'den küçük, 450 ile aralarında asal sayıların sayısı 120 taneymiş arkadaşlar. Şimdi son soru tipi arkadaşlar. Bu sorunun ismi arkadaşlar, bakın 360 çarpı x eşittir y kare, x y pozitif tam sayı. Bu kareye tamamlama. Karşı taraf bakın kare. Sol tarafı da kare yapacağız. Burada kuvvet ne? 5. Bu da 5'in kuvveti tamamlama diyebiliriz. Eğer burası b küp olsaydı 3'ün dereceye tamamlama olacaktı. Neyse şununla başlayalım. Şimdi kareye tamamlama bakın. X, Y pozitif tam sayılar ise X artı en az kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar, burada mantık şu. Sağ taraf bir sayının karesi. Sol tarafı da siz bir sayının karesi yapacaksınız. Şimdi o 360 sayısını asal çarpanından ayıralım. 360 ne? 36 çarpı 10 dedim. 36 da 4 kere 9. 10 da 2 kere 5. Dolayısıyla bakın 360 neye eşitmiş arkadaşlar? 4 kere 2 8, bu 2 üzeri 3 yapar. 9, 3'ün karesi 5 üzeri 1. Şimdi şöyle yapacağız. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 çarpı X eşittir ne? Y kare. Tekrar. Şimdi sağ taraf kare, sol tarafta kare olacak dedik. Bu bir. Şimdi burada kare olanları arkadaşlar ayırıyorum. Bakın 2 üzeri 3'ün içinde kare var mı? 2 üzeri 2 var, onu attım. Geriye ne kaldı? 2 üzeri 1 kaldı. 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 çarpı X eşittir ne? Y kare. Şimdi bakın sağ taraf bir sayının karesi, sol tarafta kare olacak dedim. Zaten 2 üzeri 2 bir sayının karesi, eyvallah. 3 üzeri 2 de bir sayının karesi, onu da yazmaya gerek yok. Şimdi 2 üzeri 1 de kare olması için ne eksik arkadaşlar? 2 üzeri 2 olması için. 2 üzeri 1 eksik. X'in içinde bir tane 2 üzeri 1 var. 5 üzeri 1'i kareye tamamlıyorum. 5 üzeri 1'in kare olması için yine bir tane 5 üzeri 1 lazım. Buraya da 5 üzeri 1 yazdım. Şimdi bak, X neye eşit arkadaşlar? X en az 10'a eşit. X en az 10'a eşit. Şimdi sol taraf X yerine 2 üzeri 1 ve 5 üzeri 1 yazarsak sol taraf neye eşit olacak? Bakın 2 üzeri 2. 2 üzeri 2. 5 üzeri 2 bir de ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri 2 olacak. 2 üzeri 2 zaten vardı. Bir tane de bizden geldi. X'ten geldi 2 üzeri 2. Sonra 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 2 var. Sağ tarafta ne? Y kare. Daha sonra şu ikileri silelim. Şu aşağıdakiler de bize neyi verecek? Y'yi verecek. Bakın 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20'yi 3 ile çarp. Y ne eşit arkadaşlar? 60. X ne eşit? 10. X artı Y kaç eşit diyeceksin? 70. En az 70. Şimdi burada ne yapacakmışız arkadaşlar? Bakın sağ taraf 5'in kuvvet, sol tarafı da 5'in kuvveti yapacağız. Önce şu 48'i, burada tabii ki A kare işi bozuyor. Bakın A kare olmasaydı soru şöyle olsaydı daha kolay olacaktı. 48 çarpı A eşittir B üzeri 5 olsaydı daha kolay olacaktı. Niye? 48 16 çarpı 3, yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 çarpı A diyeceğiz eşittir B üzeri 5. Şimdi sağ taraf 5'in kuvveti, sol taraf da 5'in kuvveti olacak. Şimdi 2 üzeri 4'ü 2 üzeri 5'e tamamlarsanız A yerine ne yazacağız? 2 üzeri 1 yazacağız.
Sonra 3 üzeri 1'i 3 üzeri 5'e tamamlamak için a yerine bir de a'dan hangi çarpan olmalı bir de 3 üzeri 4 olmalı. Bakın a ne eşit arkadaşlar? 81 çarpı 2. A ne eşit? 162 eşit. Şimdi bunları a yerine yazarsak sol taraf ne olacak? 2 üzeri 5. 3 üzeri 5 olacak. Sağ tarafta b üzeri 5. 5'leri siliyormuşum. B ne eşitmiş? 2 kere 3, 6. Şimdi burada kare varsa nasıl yapacağız? Yine bakın 48 ne dedi? 48'e 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 dedik. A kare bakın buraya A kare. Şurası A arkadaşlar. Parantezdeki sayı A. B üzeri 5. Şimdi amaç burayı sağ taraf tekrar 5'in kuvveti, sol tarafta 5'in kuvveti olacak dedik. Şimdi 3 üzeri 1'i yapalım önce. 3 üzeri 1'in 5'in kuvveti olması için bize ne lazım? 3 üzeri 4 lazım. Yanına 3 üzeri 4 lazım. Şimdi gidip buraya 3 üzeri 4 yazmayın ezber. Üstleri çarparsanız bakın buraya ezbere gidip 3 üzeri 4 yazarsanız üstte de 2 var. 3 üzeri 8 gelecek. 3 üzeri 4 olması için buraya ne yazdım? 3 üzeri 2 yazdım bakın. 3 üzeri 2 yazdım. Üstleri çarparsanız 3 üzeri 4 oldu. A'daki birinci çarpan arkadaşlar 3 üzeri 2. Şimdi 2 üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 yapmak için 2 üzeri 1 yazmam lazım. Ama 2 üzeri 1 yazsam bile üstte ne var? 2 var. Çarparsanız ne yapıyor? Bakın 2 üzeri 2 geliyor. O zaman 2 üzeri 5'i elde edemiyorsunuz. 2 üzeri 5'i elde edemezseniz 2 üzeri 10'u elde edeceksiniz. 2 üzeri 5, 10'u elde edemezsem 2 üzeri 10. 10'u da elde edemezsem 2 üzeri 15'i elde edeceksiniz. 5'in kuvvetleri bakın. Şimdi 2 üzeri 10 olması için 2 üzeri 4 burada var. Buradan 2 üzeri 6 gelmeli. 2 üzeri 6 gelmesi için 2 üzeri ne yazacağım arkadaşlar? 2 üzeri 3 yazacağım. Üstleri çarparsam bakın 2 üzeri 6. Bakın şu parantezdeki sayı neydi? A idi. O zaman A ne eşit arkadaşlar? 9 kere 8. A 72 eşit. B ne eşit oldu? Bakın bunlar yerine yazarsanız burası 2 üzeri 10. Ve 3 üzeri kaç yaptı arkadaşlar? 5 yaptı. Burası da B üzeri 5. Şimdi üstleri 5'e bölerseniz 5'e böldünüz bu gitti. 5'e böldünüz burada 2 üzeri 2 kaldı. 2 üzeri 2 çarpı 3 eşittir B olacak. Yani B'de ne eşit arkadaşlar? B'de 12 eşit. Bize A artı B soruyor. A artı B kaç eşit? 84. Şimdi bu kadar.